konuşuruz. Hafta sonuna girerken bu haftayı da bir toparlamış oluruz. Şimdi dün İpek Özbey haber yapmıştı. Aslında bu haberler çok da yapılıyor. Kongo Ortatoğu başvurusunda bulunan, Kongo Ortatoğu onayı alan şirketler geçen yılın, yani Kongo Ortatoğu sayısı geçen yılın tamamının bu 6 ayda geçen yılın tamamının üzerine çıkılmış. Ve inanılmaz bir başvuru sayısı, artan bir başvuru sinsilesi var. Zincirleme iflaslar gündeme gelebilir uyarısı var. Bugün de ve icra, yani şu anda bizim, yani şu anda Türkiye'de bekleyen icra dosyası 22 milyon 400 bin. Yok böyle bir rakam 185 milyonluk nüfusta. Şimdi uygulayamazsınız o kadar. Onları, o icra dosyalarının gereğini yapacak eleman var mı Türkiye'de? 22 milyon 400 bin hocam, bu nasıl bir rakamdır? Yani bütün piyasalar allak bullak olur. Ne icra edecekler? Milyon milyon artıyor böyle. Sonra çıkıyor bir yetkili, belediyeleri borcunu ödemezse icra yolunu tercih ederiz ya da o yola gideriz diyor. Nerede yapacaksın? İcraatın içinde. Evet, icraatın içinde. Söyleyeyim mi? Bugün Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk şöyle bir haber yazmış, kaleme almış. Şimdi icra dosyaları 22 milyon 400 bin. Milyon milyon artıyor. İcralık oluyoruz. Biraz önce de aktardım ya, vatandaş da icralık olmuş. O dosyalardan biri İzmir Dikili İcra Dairesi'nde bir dosyayı incelemiş Saygı Öztürk. Borcu olan bir vatandaşın evindeki gardırobundaki iç çamaşırları bile listeye girmiş. Toz şekeri peçetesine kadar icra listesinde var. Satmak için verilen ilanda bir vatandaş icralık olmuş. Canı mı kalmış? Ha, eşyaları alınmış. Neler var biliyor musunuz? İzmir Dikili'de. Hacizli eşya listesini ben size söylüyorum. Ekranda da var. 8 adet kahve bardağı atlığı 500 liraymış. 1 paket toz şeker 200 liraymış. Pardon çok özür dilerim. 8 adet kahve bardağı atlığı 160 liraymış. 1 paket toz şeker 100 liraymış. Toz şeker 1 paket 100 liraymış. 1 adet tavla 50 liraymış. 1 adet bir şey testi 100 liraymış. 1 adet peçete, yani bir adet de şöyle paket peçete herhalde, o da 100 liraymış. Gardıroptaki elbise ve iç çamaşırı listeye girmiş. O da 500 liraymış. 1 adet kova leğen var ya, onlar da toplanmış evden. Leğenler de alınmış. O da 200 liraymış. Eşarbını almışlar. İcra satış listesinde televizyon var. Televizyon falan yok mu? 200 lira. Lamba almışlar hocam 250 lira. Sineklik almışlar, o da 50 lira. Sökmüşler herhalde sinekliği. Anlamadım onu. Sinek girmesin diye sineklik yapıyoruz ya, onu da almışlar 50 lira. Adamcağızın ya da neydi bilmiyorum, hanenin hayatı diyelim. Ne kadar ucuz görüyorsunuz değil mi? Yani hiçbir şeyi yok aslında. Şeker, kahve altlığı, tavla. Yani tek eğlencesini de almışsınız. Dayanıklı eşyalar bir önceki hacizden gitmiş. İç çamaşırı da gitmiş. Bu ikinci dalga haciz. Araya gireyim, bu ikinci dalga haciz. Birinci dalga hacizde beyaz eşyalar falan çoktan gitmiş. O yüzden buraya peçeteye kadar düştü. İç çamaşırına kadar düştü. İşte icraatın içinden dediğim bu. Ekonominin icraatın içinden. Bundan daha güzel bir icraatın içinden program olamaz. Nasıl, ne hale geldiğimiz ekonomiyi göstermek açısından. Şimdi az önce Konkorta dolardan söz ettik ya. Hı hı. Ben dolaşıyorum, çok yine buralardayken de dolaşıyorum. Eylül-Ekim'de müthiş bir iflas dalgası bekliyorlar ve çoğu iş adamı, sanayici bana şunu söylüyor. Ben bırak yatırım yapmayı, bırak kar etmeyi, işletmemi kapatmama konusunda uğraşıyorum. Yani şu Konkordato'yu da çok önemli bir ikazdır. Ekonomi haberciliğinden bunu biliriz. Konkordato'yu ben şimşeğe benzetirim. Şimşek çaktığı zaman saniyeleri sayarız ya, ne kadar uzakta olduğunu fırtına anlamak için. O gök gürültüsü kaçınılmazdır. Açıkçası şimşek çakmıştır. Gök gürültüsü Eylül-Ekim'de kulaklarımızı sağır edecek ve inşallah olmaz diyorum. İflas salgını, hatta müsilaj şekilde yayılacağını düşünüyorum. Herkesin de korkusu bu. Ben inşallah iş yerimi kapatmak zorunda kalmam. Şimdi bu 2017'de başlayan bir süreç aslında.
2017'de ve 18 krizi biliyorsunuz arkasından geldi. Yine kamuoyunun hafızalarını tazelemek açısından önemli. O dalgayı o günkü finansal koşullarda iktidar kredi garanti fonları falan vardı. Bir takım kredi imkanlarıyla firmalara destek çıkarak o günü kurtardılar ve bugünlere kadar geldik. Çeşitli eleştiriler de olmuştu bu şeyleri. Benzer bir uygulamayı ve kurtarmayı şu anda yapamıyor. Bu iflasların iki sebebi var. Bunlar aslında bizim daha önceden tahmin ettiğimiz şeylerdir. Mehmet Bey'in politikalarının zaten doğal sonucudur. Bu geçmişte de hep böyle oldu ama bu sonuçları minimize etmek için de bir takım şeyler, emniyet subapları konulurdu bu politikalara. Ancak bizim bu sefer uyguladığımız programda böyle emniyet subaplarımız bizim yok. Neden? Çünkü bu hani tırnak içerisinde IMF'siz bir program olduğu için. IMF olsaydı belki biraz daha bile şey. Tabii ki o çünkü daha bütüncül bakıyor. Olurdu. O yüzden ben yazılarımda da ifade ediyorum. Bu prematüre bir istikrar arayışı aslında. Bunun başarılı olma şansı bir yok. İkincisi olsa bile çok kalıcı maliyetleri olacak toplum üzerinde. Enflasyon bir kere bu çalışma sermayesi meselesinde ciddi bir handikap oluşturuyor küçük esnaf için. Herkes büyük şirketleri konuşuyor ama Türkiye'de üretim büyük şirketlerle yapılmıyor. Herkes ISO 500'ü konuşuyor ama işte sizin sahip olduğunuz şirket o 500 şirket, Türkiye ekonomisi dediğimiz. Ama onun dışında ekonominin üretici kesimlerinin %50'den fazlası, %60'ı küçük ve orta ölçekli şirketler ve bu şirketler, bakın burada kötü niyet aranmasını da çok doğru bulmam. Bunlar zaten yapısal olarak sermayesiz şirketler. Yeteri kadar sermayesi yok. Türk şirketlerin de çalışma sermayesi, işletme sermayesi düşüktür. Hep bunu faizlerle, kredilerle götürürler ve Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri ya da Türkiye Odalar ve Borsalar, Ticaret Odaları hep bu yüzden kredi imkanları ile ilgili konuşurlar. Bugünkü faiz oranlarından bu işletmelerin kendi faaliyetlerini sürdürebilmeleri mümkün değil. Ben yatırımdan vazgeçtim. İşletmeyi açık tutabilmek için de %50, %60'lardan bahsediyoruz. Teknolojiden bahsediyor bazı arkadaşlarımız. Efendim kuru niye bu kadar işte düşük Türk lirasının değer kaybetmesini istiyorsunuz diyorlar. Bu